Evet sevgili arkadaşlar, El-Ra'i-Şüca'u kitabını okumaya devam ediyoruz. El-Ra'i-Şüca'u bir Arapça hikaye kitabı. Arapçasını geliştirmek için, Arapçasını geliştirmek isteyenler için, geliştirme çabasına olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için böyle bir çalışma başlattık. Bugün 19. sayfasını okuyacağız. فَوَافَقَتِ الْاَم۪يرَةُ وافقت وافق وافقا وافقوا وافقت وافقتا وافقتا وافقت الأميرة برنسس موافقت etti yani kabul etti oyun gördü على فكرته görüşünü fikrini düşüncesine uygun buldu. Neydi çobanın düşüncesi? 3 yıl sonra yani 3 yıl boyunca dünyayı devre alem yapacak, dünyayı dolaşacak. Dünyadaki hazzını, dünyadaki şansını, dünyadaki kısmetini arayacak. Ondan sonra prensesin memleketine yapacak, ziyarete bulunacak. Velem tulihu ısrar etmedi. Tulihu ısrar etti. Lem tulihu ısrar ediyor, daha doğrusu ısrar ediyor, edip. Lem tulihu ısrar etmedi. Mazi olumsuza çeviriyorlar. Aleyhi üzerine kendisinde ısrarda bulunmadı. وَرَجَعَا مَعًا ve beraberce رَجَعُوا مَعًا beraberce ne yaptılar? Dağdan aşağı indiler, döndüler. وَنَزَلَا مِنَ الْجَبَلِ وَنَزَلَا bakın yine tesliye nezelu nereden indiler? مِنَ الْجَبَلِ sevgili arkadaşlar bazı fiillerin hangi harfli cerlerle kullanıldığını bilmek Arapçada önemli bir aşama. Bakın nezele indi. Nereden indi? İnmek için yukarıdan aşağı inmek gerekiyor. O zaman nezele fiili neyle kullanıyorum sevgili arkadaşlar? Min ile kullanıyorum. Evet. Hatta önce ince vasala ulaşıncaya kadar ilel mekani yere ellezî öyle yer ki vakafet durduğu yer fihi o durduğu yere varıncaya kadar beraber geldiler. Neyi durdu orada? Arabetühe. Prensesin arabası. Arabetül emiret. Arabetül emira. İndi esfel cebeli. Tabi dağın en alt tında, en alt kıyısında, en alt kenarında durduğu yer sevgili arkadaşlar. Esfel en aşağı. Ne diyor Cenab-ı Allah? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ biz onu en şerefli, en onurlu, en güzel şekilde yarattık. سُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ sonra aşağıların aşağısından yuvarladık yani veya aşağıların aşağı derecesine geri çevirdik. Bunu tabi yorumlarken müfessirle işte bazen Allah esirgesin çok aşırı yaşlanırız, unuturuz, felç oluruz, altımıza bırakırız, elimiz ayağımız tutmaz, gözümüz görmez, kulağımız işitmez, affedersiniz altımıza yapmaya başlarız, en yakınlarımıza yük oluruz. Bu nedir? Bir sefalettir eğer değeri bilmez. Başka? İnsan bu dünyaya ya yem tüketmeye değil, onarmaya gelmiş, imar etmeye gelmiş. Yakma değil, yeşillendirmeye gelmiş. Çalmaya değil, himmete gelmiş gibi. İşte sen yaşattığın oranda insansın. Destek olduğun oranda insansın. Hep bana değil de biraz da başkasına dediğin oranda insansın. Buna en güzel örnek işte Asr-ı Saadet'teki en başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda biz sahibi bu işin sevgili arkadaşlar İslam coğrafyası dediğimiz aslında öyle coğrafya İslam küfür coğrafyası, İslam coğrafyası olmaz da dinimize pesen olmuş. Ama halkı Müslüman olan ülkelere dikkat buyurun. İstisnasız bak istisnasız yani yok benim ülke senin ülke değil istisnasız adaletin olmadığı hukukun olmadığı, kardeşliğin olmadığı, usulsüzlüğün
ırmak gibi aktı. Hukuksuzluğun ırmak gibi aktı. Zulmün ırmak gibi aktı. Alanları görmek çok da sürpriz, çok da şey değildi. Ha, bu zorbalıkları, bu haksızlıkları, bu hırsızlıkları yapanlar da bir oturduğunuzda adalet sever, vatan sever, milliyet sever, tanrı sever, kıble sever, mescit sever, sever oğlu sever. Aslında hiçbirisini sevmiyor, sadece cebinin menfaatini ve tiranlığını seviyor. İşte o zaman da esferi safiline yuvarlanıyor. İman, sevgili arkadaşlar, iman adalettir, iman hukuktur, iman liyakattir. İman, kendin için istediğini başkası için de istemektir. Bazı aileleri görürsünüz, devletin tüm imkanlarına çökmüşler. Kendileri, çoluk çocukları, işte 50 bin, 100 bin, 200 bin liralık maaşlar alırken hemen yanı başındaki insanlar 2 bin liralık işe girmek için 50 tane tavassuta ihtiyaç hissettirirler. Yani öyle bir sistem kurulmuş. Allah'tan başkasına nice kulluklar tezgahlanmış. İşte esfel-i safinin, yani bakın nereden? Esfel-i safin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ha, bu dediğimiz coğrafyada 5 vakit ezan okunsa da sevgili arkadaşlar, bilin ki Allah'a iman noktasında defolme var. Defoldu olma durumu var. İnanılmıyor. Sadece sözde şey yapıyor. Ölüm biliniyor, ölüme inanılmıyor. Ve ölüme inanılıyor da ölümden sonraki hayata inanılmıyor. Sevgili arkadaşlar, İslam dini sloganik din değildir. İslam dini kılık kıyafet dini de değildir. İslam dini örtü ya da kıl dini değildir arkadaşlar. İslam dini hayat dinidir. Cennet ve cehenneme heves bağlamaz Müslümanlar ve iman edenler. Cenneti de cehennemi de tohumunun buradan atıldığına inanırlar. Ona göre Rabbim hepimize iman nasip etsin. Allah'a inanan kullarından eylesin. Çünkü öyle diyor. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman edilir. Febeceda buldu. Vecede bulmak. Veceda ikisi buldu. Vecedu buldular. Tabi buradaki fe'l biliyorsunuz. İki cümleyi birbirine bağlayan cümle. Evet, vav harfi, f harfi arkadaşlar. V harfi, v harfi, bakın. Bu vasala tabi fiilin kendisinden. Evet. Es-sa'ika, sürücüyü. Sürücüyü, şoförü. Yani prensesin şoförünü ne yaptılar? Muntaziran, bekler buldular. Fil arabeti. Arabada bekler buldular. Yani bu şoförler, işte belli bir makamda oturanlar ya da görev deruhte edenler, işte bir prenses ölür, diğeri gelir. Bir yani gelene ağam, gidene paşam şeyini. Halbuki sürücünün ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Çobanla birlikte prensesini savunuyor olması lazım. Veya kardeşini ya da hemcinsini. Ya da insanı veya hayvanı ya da doğayı savunuyor olması lazım. Ama adam ne melalı, ben diyor koltuğumda otururum. Benim işim araba sürmek, ötesine karışmam diyor. وَقَدْ وَدَّعَتِ الْاَم۪يرَةُ Prenses vedalaştı. اَرَّاعِيَ الشُّجَاعَ Cesur çobanla vedalaştı. وَكَرَّرَتْ Ve tekrar etti. Lehu ona şükrehe. Şekere yeşkuru şükrün. Şükrün. Men lem yeşkürül abde le yeşkürül me'bude. Veya men lem yeşkürül mehluka le yeşkürül halika. Yani mahluka, yaratılmışa teşekkür etmeye, tenezzül etmeyen insan Allah'a da teşekkür etmez. Dolayısıyla teşekkür bir incelik işareti sevgili hanımlar beyler. Evet. Fevedde'ahe. Vedalaştı. Fevedde'ahe. Ve rekibet. Ve bindi. Arabetehe.
ve prenses arabasına bindi. Ve faraka ve ayrıldı. Küllün minhumel ahar. Küllün her minhume her ikisi ahar. Her ikisinden biri diğerinden ne yaptı? Ayrıldı. Fark, faraka, yufariku, mufarık. Yani ayrılmak, farklı yönlere gitmek. Vahiyye tehmilu ve o taşıyordu lehu, çoban için, ehsene zikra. En güzel ana. Yani prenses yüreğinde, gönlünde en güzel anıyı taşıyor çoban için. Çünkü onu ölümden kurtardı ve hiç de minnet başa kalkmadı. Ve huve yahmilu ve o da taşıyordu gönlünde, kalbinde. Hamale yahmilu hammal, taşıyıcı hammal, Türkçe'de kullanırız. Mehmel, yüklük demek arkadaşlar, yüklük. Hamile de buradan geliyor. Yüklü hanım, yani hamile hanım ne demek? Taşıyan hanım demek. Yahmilu lehe, onun için taşıyordu. Edebehe ve kemalehe. O da edebini, yani hanım prensesin edebini ve olgunluğunu taşıyordu. Ve huve yahmilu lehe edebehe ve kemalehe. Yani kız, prenses hem edepli hem olgun. Kendisi de cesur. Evet. Vesarat. Vesarat yürüdü. Bir mane meşet. Sara yesiru, İsra suresi de buradan geliyor. Gece yürüyüşü. İsra. Evet. Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getiriliyor. Allah'ın kendisine bazı ayetlerini göstermek amacıyla. İsra. Suretül İsra. Hiye fi tarikiha, yani vesaret meşet, yani o prenses yürüdü. Nerede? Fi tarikiha, yolunda. İle asimeti biladihe, ülkesinin başkentine. Yani ülkesinin başkentinin yolunda gitti. Tarik, tarikat. Evet. Ve sâra huve, ve çoban yürüdü. Fî cihetin uhra. Cihe yön demek. Uhra bir başka yön. Hanım prenses ülkesinin başkentine doğru yola çıktı. Çoban da başka bir yönde yola çıktı. Li'timme, tamamlamak için. Rihletehü, rihletini, yani yolculuğunu. Rihletün. Rehale yerhalu, rahilun merhalun, irtihale ile rahmetillah diyoruz, irtihale. Yani Allah'ın rahmetine kavuştu. Rihletül hadis var arkadaşlar hadiste. Bir hadis toplamak için bazı ilim adamları işte kalkır Küfe'den ya da Bağdat'tan veya Mekke-i Mükerreme'de ya da Medine-i Münevvere'den ta Mısır'a, Kahire vesaire geliyorlar bir hadis almak için. Rihletehum. Nasıl? Ettavilete. Uzun yolculuk. Çünkü devre alem yapacak. Havlel alem. Havle etrafında, el alem dünyanın etrafındaki uzun yolculuğuna tamamlamak için başka bir yöne devam et. Ve tabi kim var? Ve ma'ahu, beraberinde vardı. Kilâbuhu es-selâfetü. Kilâbuhu, köpekleri. Es-selâfetü, üç köpekleri. Üç tane köpeği olduğu halde. Nasıl köpekleri bunlar? El-Evfiyâ-ı. Evet. Yani kendisiyle beraber üç tane vefalı köpeği olduğu halde dünya etrafında gezisini tamamlamak üzere başka bir yöne doğru gitti. Evet arkadaşlar, vefa, hanımlar, beyler, vefa. Vefa önemli bir kavram. Şimdi bazı insanlar bulunduğu makamlar ya da cebindeki banknotlar nedeniyle İnsanlara tepeden bakarlar. Kendini beğenmiştir, burnundan kaldırmazlar. Vefa diye bir şey yoktur onlarda. Onlardaki tek vefa kelimesi İstanbul'daki bir semtin adıdır. Evet, vefa bozacısını çok severim. Ve tabi reca'atil arabetü,
ve araba döndü bil emireti prensesle, yani prensesi getirerek döndü prensesle birlikte. Vestemerret ve devam etti fi tarikiha. İstemerre, yestemirre arkadaşlar. İstimrar, devamlı. Yani bir mane istikrarlı bir şekilde. Fi tarikiha. Nereye? Hatta vasalat ile cisrin. Ta ki bir köprüye varıncaya kadar yolunda devam etti. Biz de burada köprüde duralım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerde devam etmek üzere. Hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim, kardeşlerim, arkadaşlarım.